Silahlı Kuvvetleri'nin can damarı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaşa, harbe hazırlıklı olabilmek için, tam donanımlı olabilmek için gerekli teknik desteği tersanelerden alıyor. Burası Gölcük Tersanesi Komutanlığı. Şanlı Türk Ordusu'nun donanması burada şekilleniyor. Biz de Samanyolu Haber ekibi olarak Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gemiler nasıl onarılıyor, modern gemiler nasıl inşa ediliyor, bunları sizlere göstereceğiz. Her tersane bir kaledir demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Burası Gölcük Tersanesi ve bu tersanenin de, bu kalenin de komutanı şu an yanımızda. Tuğamiral Mehmet Şevki Şekerefeli. Efendim öncelikle çok teşekkür ediyoruz tersanenin, bu kalenin kapısını bize açtığınız için. Öncelikle ben sizlere teşekkür ederim. Tersanemizi halkımıza tanıtmak, tersanemiz hakkında bilgi vermek, onların vergileriyle kurulmuş bir tersanenin ne kadar verimli çalışabildiğini onlara göstermek bizim için bir zevk oluyor her zaman. Evet, çok köklü bir tersane burası. Yaklaşık bir asırdır bu ayakta duruyor bu tersane. Bu yüzden de buranın tarihini biraz öğrenmek istiyoruz. Komutanım, hemen size soralım. Buranın tarihini ve ilk başta tarihini, köklü geçmişini bize anlatır mısınız? Tersanemiz 1926 yılında yaralı durumda bulunan eski Goben, TC Şanlı Yavuz Zırhlısı'nın havuzlanması ihtiyacına binaen tesis edilmiştir. Uzun yıllar boyu sadece havuzlama ve basit onarımlar yaparken sonra devletin ayırdığı bütçeler sayesinde bölgemizin, dünyanın sayılı tersaneleri haline gelmiştir. Bu tersanemizin başka bir özelliği, biraz sonra da çeşitli yerlerde sizlere onu arz edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk metal gemisi olan Gölcük Yağ Tankeri burada rahmetli Ordinarius Profesör Atanutku, o zaman Yerbay Atanutku tarafından inşa edilmiş ilk gemisini taşımaktadır. Ondan sonraki dönemlerde yaklaşık Bahreyn'imize 500 parça gemi teslim ettik. Bunlar içinde fırkateynler, bunlar içinde denizaltılar, hücum botlar, lojistik destek gemileri, sivil nakliyat için de Denizcilik Bankası için yapılan çeşitli gemiler var. Burada önemli bir bölümünün isimlerini görüyorsunuz bu plakette. Bu bizim şeref plaketi, panomuz. Dolayısıyla en büyük özelliğimiz bizim denizaltı inşası. Denizaltı inşası yapabilen dünyada 16 tane tersaneden bir tanesiyiz. Daha da önemlisi, denizaltı bataryaları çok stratejik bir üretim. Denizaltı bataryası yapabilen 6 tane fabrika var. Bir tanesi de Seymen bölgesinde konuştum. Daha sonra sizlerin ziyaret edeceği batarya fabrikamız. Bu en stratejik kuruluşlarımızdan bir tanesi. Bugüne kadar 11 adet denizaltıyı ülkemize teslim ettik. Şimdi 6 tane daha yeni tip denizaltı projesi adı verdiğimiz projeye başladık. İnşallah 2014'ün başlarında ilk kaynağını yaparak onu da 5 yıl sonra bir tanesi, 6 yıl sonra diğeri olmak üzere teslim etme şansını yakalayacağız. Tersanenin kuruluşunu anlatmak için ilk blok olan Havuz 1 inşası yapılıyor ve ilk bloğun denize indirilişinde 11 Ekim 1926 Gölcük Tersanemizin doğuşu olarak nitelendiriyoruz. Ondan sonra bu bloğun törenine dönemin Genelkurmay Başkanı Marşal Firuze Çakmak, Fahrettin Altay ve heyeti gelerek bizi onurlandırıyorlar. Daha sonra 1927 yılında Yavuz'umuz havuzlanıyor. İlk olarak Yavuz'un havuzlanma ihtiyacına binaen kuruldu, evet. Burası ve ardından da günümüze kadar geldi. Türkiye'nin tahsis ettiği kaynaklar, çünkü o dönemde savaş yılları, kaynak tahsisatında zorluk çekilmesine rağmen yine ülkemiz bize kaynaklarını tahsis etti. Bu kaynaklarla da şu anda 42 tane farklı fabrika ve atölye ile kendi inşaatlarımızı yürütüyoruz. Bu tersanenin kurulduğu dönemde burada sanayi olmadığı için temelde her şeyi kendimiz üretebilecek şekilde gerçekleştik. O zaman Gölcük bölgesi de yok, Gölcük kasabası da yok. Tersanede çalışan işçilerle bu kasaba genişliyor ve jenerasyonlar boyu bu bölgenin personeli burada çalışmakta. Şu anda 3. 4. jenerasyondan personelimiz
burada bulunmakta. Çok fazla da iş gücü var burada sanırım, değil mi? Savunma Sanayi Müsteşarlığı kayıtlarına göre Türkiye'nin 3. Ulusal Savunma Sanayi Kuruluşu, Askeri Mühimmat ve Fişek Fabrikaları ve Gölcük Tersanesi. Baktığımız zaman aynı fiziki emniyet sınırları içinde en fazla çalışanı olan kamunun en büyük kuruluşu. Bu özellikle belirtmek isterim. Bu yeni tip denizaltılardan bahsetmiştim, bize inşa edeceğimiz. Bunlar 6 adet bundan inşa edeceğiz. Bir tanesinin inşaatı yaklaşık 5 yıl civarında sürüyor. Ondan sonra aynı anda 12 ay faz farkıyla 3 tane denizaltı üretim kapasitedeyiz. Dolayısıyla 5 yıl sonra bir tanesini vereceğiz, 6. yıl başkasını vereceğiz, 7. yıl vereceğiz. Esas bundan sonraki hedefimiz ise milli denizaltının dizaynını yaparak, milli denizaltı dizaynıyla artık bundan sonraki denizaltımız, bu 6 tane denizaltıdan sonra inşallah milli denizaltı olacak. Ve şu anda kendimiz milli denizaltı dizayn çalışmalarına başladık. Algoritmalarımızı test ediyoruz. En son bunda da algoritmamızı test ettikten sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. Peki nasıl bir fark olacak diğer denizaltılardan? Diğer denizaltılar daha modern. Bir de milli imkanlarla yapıldığı için olduğu gibi bütün parçaların önemli bir bölümünün iç piyasadan karşılanması söz konusu olacak. Dolayısıyla diğer denizaltılara göre biz bu bölgemizde konvansiyonel denizaltılar geçerli. Nükleer denizaltı bir hareket ihtiyacı olarak görülmemekte. Dolayısıyla onlardan daha güzel olacağına emin olabilirsiniz. Nasıl Milgem şu anda elimizdeki gemilerin en güzellerinden bir tanesi. O da aynı şekilde inşallah Milden olarak da bunu yapacağız. Ülkemiz açısından, üç tarafı denizlerle çevrili bu ülke açısından deniz kuvvetleri önemli bir unsur. Deniz sınırları önemli bir unsur. Özellikle son dönemdeki ekonomik münhasır bölgeler tartışmaları yüzünden deniz kuvvetlerinin daha da güçlü olması gerekiyor ki ülkemiz bize her zaman kaynaklarımızı ayırmış ve bu kaynakları da biz en etkili şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda bütün gemi inşa faaliyetlerin başlangıç noktası olan resimhanede bulunuyoruz. Buraya gelmemizin özel nedeni sizle Atan Utku hocamızın bir takım şeylerini paylaşmak. Ailesi Atan Utku Bey'in vefatından sonra tüm arşivini bize teslim etti. Onu da biz koruma altına aldık. Kendi çalışma yaptığı masası, masaların gelişimi. Eskiden buydu, daha sonra böyle bir masa oluyor. Şimdi her şey bilgisayarlarla. ...212.000 metrekare üzerinde faaliyet gösteren Gölcük Tersanesi Komutanlığı 1926 yılında kuruldu. En büyük harp gemimiz olan Yavuz'un havuzlanma ihtiyacının ortaya çıktığı 1926 yılı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın kuruluş yılı olarak kabul ediliyor. Ayrıca burada 3700 işçi personel, subay ve assubaylarla birlikte 4000'in üzerinde personel bulunuyor. Havuz burası, Gölcük Tersanesi'nin ilk adımlarının atıldığı yer. Türk donanmasının emektarlarından Havuz 1, bundan tam 88 yıl önce TCG Yavuz gemisi burada havuzlanmıştı. Şu an birçok inşa, onarım ve modernizasyon projesinin üretildiği Design Baş Mühendisi resimhanesindeyiz. Yanımızda Yüzbaşı Serkan Ekim var. Yüzbaşım, tabii gelişen teknolojiyle birlikte artık bilgisayar ortamında çiziliyor resimler. Sizin resimhanenizde neler yapıyorsunuz, faaliyetlerinizi bize anlatır mısınız?
Tabii ki memnuniyetle, öncelikle hoş geldiniz dizayn baş mühendisimize ve komutanlığımıza. Dizayn baş mühendisliği olarak 30'u aşkın mühendis personel ve 50 tekniker personel ile birlikte Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen, onarılan ve tadilat faaliyetleri gerçekleştirilen denizaltı ve suüstü gemileriyle alakalı mühendislik destek hizmeti vermekteyiz. Bu mühendislik destek hizmetini şu anda ekranlarda da görüldüğü üzere kullandığımız özellikle 3 boyutlu programlar vasıtasıyla hazırladığımız genel ve işçilik, detay işçilik resimleriyle sağlamaktayız. Bunun yanı sıra yine bu bahsettiğim resimlerde yer alan imalat yöntemleriyle alakalı mühendislik hesapları ve prosedürler oluşturarak ilgili fabrikalara, ilgili atölyelere göndererek işin nasıl yapılması gerektiğini tanımlamaktayız. Ayrıca yine bahsettiğimiz bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan malzeme, materyal, ekipman ile alakalı teknik spesifikasyon, teknik ister dokümanlar veya diğer manada teknik şartnameler hazırlayarak piyasadan, iç piyasadan veya dış piyasadan tedariği ile ilgili mühendislik hizmetleri sağlamaktayız. Havadan bağımsız Sarikli Denizaltı İnşa Fabrikası'ndayız. Bu sistemde denizaltılar su yüzeyine çıkmadan denizin altında haftalarca kalabiliyor. İçinde oksijen tankı ve elektrik üreten cihazlar var. Bu da seyir menzilini bir hayli artırıyor. Evet Yarbayım, havadan bağımsız sarikli denizaltı sistemi nedir? Bize kısaca anlatır mısınız? Zaten şu an arkada da yapım aşaması devam ediyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa edilecek olan denizaltılar, HDV Tersanesi'nin 214 sınıfı denizaltı tasarımını esas alarak dizayn ettiği ve projemizin isterlerine göre tasarımı son halini almış olan havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltılardır. İnşa edilecek olan denizaltının tam boyu 66.3 metre, draftı 6.8 metre ve mukavim tekne çapı 6.3 metredir. Denizaltının satıhta deplasmanı 1845 ton olup dalmış durumda deplasmanı 2013 tondur. Yeni tip denizaltının daha önce inşa edilmiş denizaltılardan en büyük farkı havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olmasıdır. Havadan bağımsız tahrik sistemi yakıt pili teknolojisini kullanarak denizaltı bünyesinde bulunan hidrojen ve sıvı oksijenin tepkimesi sonucunda havaya ihtiyaç duymadan enerji üretmektedir. Bu sayede denizaltının satıha çıkmadan harekat yapma imkanı büyük ölçüde artmaktadır. Yeni tip denizaltı tedarik projesi kapsamında yürütülen altyapı çalışmaları sonucunda en önemli kazanımlardan bir tanesi dikine inşa olarak adlandırılan yöntemle denizaltı inşa edebilme kabiliyetine sahip olmamızdır. Dikine inşa yönteminde blok olarak inşa edilen mukavim tekne donatılmakta ve donatılmış olan bloklar birleştirilerek denizaltı oluşturulmaktadır. Böylece makina ve elektrik elektronik grubu çalışanları, tekne grubu çalışanları ile aynı anda inşa sürecine dahil olmaktadır. Bu sayede tersanemizin iş gücü etkili bir şekilde inşa sürecine yayılabilmektedir. Peki komutanım, son olarak kısaca şunu anlatmanızı isteyeceğim. Arkada bir hummalı çalışma devam ediyor. Şu an bu yeni tip denizaltı oluşturulma çalışması değil mi? Evet, şu anda yeni tip denizaltının bir bloğun, bir alt bloğunun inşası devam ediyor. Burada görüldüğü gibi.
Yeni tip denizaltı inşa projesinin 5 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Tabi bunun için de burada hummalı bir çalışma var. Yerli yabancı birçok işçi çalışıyor burada. Biz onların da duygularını merak ettik. Onların da görüşlerine başvuracağız. Şu an işçilerden bir tanesi Mustafa Sel var yanımızda. Efendim kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir projenin, böyle büyük bir projenin içerisinde yer almak nasıl bir duygu? Öncelikle bunu sorayım. Çok güzel bir duygu. Denizaltı inşasında görev almanın sorumluluğunu ve bu büyük görevin getirdiği haklı gururu üzerimizde taşıyoruz. İşçi arkadaşlarımızla birlikte denizaltı inşasını tersanemizde bulunan modern tezgah ve ekipmanlarla gerçekleştirebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Peki şu an ne aşamadasınız? Şu anda section imalatı aşamasındayız. Gölcük Tersanesi'nde 23 adet fabrika ve 19 tane de atölye bulunuyor. İşte o fabrikalardan bir tanesi 81 döküm fabrikasındayız. Tabi bilindiği üzere tüm teknolojik yeniliklerin temelinde malzeme biliminin attığı adımlar yatıyor. Burası da malzemenin yani metalin şekillendiği yer. Gemi inşa ve onarım işlemlerinin dökümleri burada gerçekleştiriliyor. Şu an yanımızda fabrika şefi Erol Albayrak var. Efendim kolaylıklar dilerim öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada bu fabrikada genel olarak ne işler yapılıyor, nasıl işlemler gerçekleştiriliyor gemi inşası ve onarım ile ilgili kısaca sizden dinleyelim. Döküm fabrikasında su üstü, denizaltı, kara birliklerinin arıza onarımlarından ihtiyacı olan ve yeni gemi inşa faaliyetlerinde yapılması gereken ekipmanların demir esaslı ve demir dışı metaller olarak dökümü gerçekleştirilmektedir. Metal kalıba döküm, kum kalıba döküm, malzemelerin spektral analizi ve döküm işlemi gerçekleştirilmektedir. Ürünlerimiz demir esaslı metallerde dökme demir, çelik ve paslanmaz çelik işlemi gerçekleştirilmekte, demir dışı metallerde ise alüminyum, çinko, bakır, kalay gibi alaşımlardan müteşekkil kalay bronzlar, kurşun bronzlar, pirinçler döküm işlemi gerçekleştirilmektedir. Bölümünde de pervane kalıplama ve pervane döküm işlemleri yapılıyor. Hatta şu an hali hazırda bu işlem gerçekleştirecek ustam şu an ne yapacak? Burada çalışanlar hemen sizden dinleyelim. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi gemilerin ihtiyacı olan ekipmanların döküm işlemi gerçekleştirilirken özel hassasiyet gerektiren pervane imalatının müteakibinde alüminyum bronz malzeme, çevre dostu, endüksiyon ocaklarımızda ergitme yapıldı ve döküme hazır hale geldi. Şu anda sıvı taşıma potasıyla birlikte ergimiş metalin ocaktan alınarak kalıp boşluğuna doldurma işlemi yapılacaktır. 1300 derece santigrat sıcaklıkta ergimiş metal ergitme ocağından taşıma potasına alınmaktadır. Kişisel koruyucu donanım arkadaşların tamamı sürekli halde kullanmakta ve çalışanların sağlığı korunmaktadır. Şu anda döküm işlemi gerçekleştiriliyor. Potaya döküm işlemi gerçekleştirildi. Kalıp boşluğuna döküm için iş makineleri operatörü kontrolünde iş makineleriyle taşıma işlemi yapılacaktır. Sevgili seyirciler, şu an yapılan işlem bir geminin pervanesini oluşturma işlemi, bir gemi pervanesi yapılıyor şu anda. Önce kalıplama, ardından dökme işlemi gerçekleştirilecek ve geminin pervanesi oluşturulacak.
kalıp ve döküm işlemi gerçekleştirildikten sonra pervane işte bu şeklini alıyor ve burada da pervanenin fazlalık kısımları kesilecek. Ustam, öncelikle şunu sormak istiyorum. Pervane bu hale gelebilmesi için ne kadar bir süreç gerekiyor? Pervane döküm işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat soğuma süresi beklendikten sonra mekanik işçilik için ilgili makine fabrikalarına gönderilmeden önce yolluk besleyici dizaynı tabir ettiğimiz fazlalık parçaların raspa ve kesme işlemi sonrasında ilgili fabrikaya transfer edilmektedir. Şu anda fabrikanın mutfak kısmındayız. Burada tüm analizler gerçekleştiriliyor. Yanımızda da metalürji mühendisi Nihat Gülmez Bey var. Efendim, size de kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederim. Ne gibi analizler yapılıyor, ne işlemler gerçekleştiriliyor bu mutfakta? Öncelikle fırınlarda eritilen madenin analizi alınarak şarjın kompozisyonu tespit ediliyor. Daha sonra standartlarda gösterilen kompozisyondan eksiklikler varsa bunlar tamamlanarak nihai kompozisyon elde edilesiye kadar sürekli ocaktan analiz alınarak tahlil ediliyor. Tahlil spektrometre cihazımızda yapılıyor. Yaklaşık 20 saniyelik bir işlem. Şöyle bir parça alıyorsunuz fırından. Bunu yüzeyi bu hale getirdikten sonra makineye yerleştirip analizini yapıyoruz. Analiz değerinin uygun olduğu görüldükten sonra, standartta uygunluk tespit edildikten sonra döküm için müsaade verilerek döküm işlemi başlamış oluyor. Burada malzemenin kimyasal analizinin uygunluğu dışında bizim yaptığımız başka bir işlem daha var. Onu da metalografik muayene diye adlandırıyoruz. Bir malzemenin kimyasal kompozisyonunun uygun olması tek başına bir malzemenin dökümü için yeterli değil. Bunun iç yapısının da bizim istediğimiz şekilde olması lazım. Biz buna faz yapısı diyoruz. Doğru faz yapısının döküm sonrası temin edilmesiyle ancak malzeme kullanıma hazır hale geliyor. Bu işlemi de metalografi test ekipmanı ile yapmaktayız. Şimdi de bir başka fabrikadayız. Burası 31A Makine Fabrikası. Yanımızda da fabrika müdürü Binbaşı Hüseyin Saygın var. Binbaşım, 31A Makine Fabrikası'nda ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ve buranın kuruluş amacı nedir? 31A Makine Fabrikası, tertanemizin kuruluşundan itibaren yeni gemi inşa ve onarım işlerinde makine parçalarının talaşlı imalatlarını yapmakla görevlidir. Fabrikamız yeni gemi inşaatının aynı zamanda yeni gemi inşaatı fabrikamızda montaj işleri de fabrikamız tarafından yürütülmektedir. Tüm bu faaliyetler fabrikamızda bulunan bir subay, bir devlet memuru ve 148 işçi personel tarafından yürütülmektedir. Fabrikamızda aynı zamanda CNC tezgahlarımız bulunmakta olup bu tezgahlar sayesinde talaşlı imalatı istenen parçalar makine parçaları binde bir hassasiyetle imal edilmekte ve bu sayede hata oranları minimuma indirilmektedir. Fabrikamızda ayrıca gemilerde kullanılan pervanelerin imalatları ve balans işlemleri, pervane şaftları, diğer makine parçaları da imal edilmektedir. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda 23 tane fabrika bulunuyor. Tabi burada yapılan işler çok ağır iş aslında. Birçok erkek eleman çalışıyor. Onların yanı sıra çalışan bayanlar da var burada. Ve şu anda yanımızda operatör Şenay Hanım var. Kolaylıklar dilerim öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ağır bir iş bu. Ancak siz bir bayan olarak burada çalışıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Ben CNC freze tezgahında çalışıyorum. 3 senedir buradayım, bu işi yapıyorum. Şu anda yaptığım işte bu motor bloklarının ve altı motorlarının piston kollarını işleyeceğiz. Onun için öncelikle bir kendi çalışmamız var. Aparat yapıyoruz şu anda. Peki bir bayan olarak zor mu bu işi yapmak? Zor ama çok zevkli, çok keyif alıyorum. Yani gurur duyuyorum yaptığım işte. Yani burada bulunmaktan gayet çok mutluyuz diyorsun. Evet, çok mutluyum. Müzik
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda 23 tane fabrika var demiştik. Onlardan bir tanesi de tekne fabrikası. Yanımızda fabrika müdürü Binbaşı Bahadır Aytaş var. Binbaşım, teşekkür ederiz öncelikle bizi ağırladığınız için. Rica ederim, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk diyelim. Tekne fabrikasında yapılan faaliyetlerden bize biraz bahseder misiniz? Tekne fabrikası 1923 yılında kurulmuş, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip. 7 adet üretim hattından oluşan 3 milimetre ve üzeri saçların kesim, büküm ve resme göre çatma işlemlerinin yapıldığı fabrikamızdır. Bu tezgahta neler yapılıyor? Sulu plazma kesme tezgahında argon gazı kullanılarak markalama işlemi, oksijen gazı kullanılarak çelik, krom ve alüminyum taşların kesme işlemlerini ve azot gazı kullanarak sadece krom malzemeleri kesme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sulu plazma kesme tezgahında görmüş olduğunuz gibi 2 adet 6000 x 12000 mm boyutlarında havuzdan oluşmakta. Ve bu havuzda 50 mm kalınlığında çelik, 75 mm kalınlığında krom malzemenin kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Peki şu an yine arkamızda bir işlem gerçekleştiriliyor. Şu an tam olarak ne yapılıyor bu makinayla? Şu anda argon gazıyla markalama işlemini gerçekleştirdiğimiz taşların oksijen gazıyla kesme işlemlerini yapıyoruz. Bu kesme işlemi bittikten sonra sulu platformun üzerinde görmüş olduğunuz su boşaltılacak ve kesilen saçlar ilgili platformlarda kullanılmak üzere punta ve kaynak işlemleri yapılmak üzere ilgili platformlara gönderilecektir, sevk edilecektir. Sevgili seyirciler, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri için gerek Deniz Kuvvetleri için yeni bir alanı ifade eden Anten Overhaul Atölyesi'ndeyiz. Yanımızda Deniz Binbaşı Serbay İlhan var. Buradaki faaliyetlerden bize biraz bahseder misiniz? Anten Overhaul Atölyesi nedir? Tabii ki memnuniyetle. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte atış kontrol sistemlerinde çok hızlı bir teknolojik gelişme gözlenmiştir. Bizim de antenlerin, gemilerimizin gözleri ve kulakları olarak tabir ettiğimiz anten teknolojisinde de çok hızlı bir gelişme gözlenmiştir o tarihten bugüne kadar. Gölcük Tersanesi'nin uzun tarihsel gelişimine paralel olarak antenlerin overhaul, bakım ve onarımları konusunda değişik konseptler geliştirilmiştir. Ancak Gabya sınıfı gemilerin Deniz Kuvvetleri envanterine girmesiyle birlikte daha kapsamlı bir atölye kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Anten overhaul fikri ortaya çıktığında bütün antenlerin overhaul'ü için yurt dışına gönderilerek buraya getirilmesi fikri gündeme gelmişti. Bu diğer fikirlere göre daha ekonomik gözükmekle birlikte komutanlarımızın milli ülkümüze bağlı olarak tam bağımsızlık politikası göz önüne alındığında bütün atölyenin tüm ekipmanlarıyla birlikte burada kurulması fikri gündeme gelmiş ve atölyemiz tüm ekipmanlarıyla birlikte burada kurulmuş, faaliyetlerine başlamış ve bağımsız olarak faaliyetlerimizi 2008 yılından beri devam ettirmekteyiz. Peki komutanım, overhaul tabii evet. Siz biliyorsunuz ne olduğunu, birçok tabirle de biz burada yabancıyız. Paylaşır mısınız overhaul ne demek önce hem bizim hem izleyicilerimizle? Overhaul'ün bizdeki anlamı bir sistemin mümkün olduğu kadar orijinal, yani yeni üretilmiş değerlerine döndürülmesini ifade etmektedir. Anten overhaul'ü olarak baktığımızda bu antenlerin orijinal değerlerine getirilmek için tüm sistemlerinin burada yenilenmesi ve bakımlarının yapılmasını ifade etmektedir. IMM olarak tabir ettiğimiz cihazlara antenlerimizi bağlayarak adeta gemi üzerine takılmış bir anten gibi bazı değerleri simüle eden bu cihazlarla antenlerin
servo ve receiver devrelerinin, alıcı devrelerinin kontrolleri yapılmaktadır. Anten Overhaul Atölyesi'ndeki yansımasız odadayız. Dünyada çok az sayıda olan bu sistemden Türkiye'de de yalnızca 4 tane var. Bu sistemle atış kontrol antenlerinin reflektörlerinin parametre ölçümleri yapılıyor. Yansımasız oda olarak tabir ettiğimiz bu tesis, gerek deniz kuvvetlerimiz, gerekse silahlı kuvvetlerimiz için yeni bir alanı ifade etmektedir. Temelde burada yapılan iş, atış kontrol antenlerinin, reflektörlerinin kazançlarını ve buna benzer parametrik değerlerinin hesaplanması konusunda çalışmaktayız. Bu oda ile Türkiye'de 4 tane, dünyada da sayılı miktarda olan bu tesis ile çok geniş bir frekans bandında çalışan değişik tipteki antenlerin parametrelerini çıkarma kabiliyetine sahip olmuş bulunmaktayız. Yakın vadeli planlarımızda gerek deniz kuvvetlerimiz gerekse tüm silahlı kuvvetlerimizde kullanılan değişik tiplerdeki, değişik sistemlerde kullanılan reflektörlerin parametrelerini çıkarmak vardır ve bu konuyla ilgili çalışmalarımıza devam etmektedir. Şimdi de Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda testlerin, analizlerin ve ölçümlerin yapıldığı laboratuvarlar şube müdürlüğündeyiz. Yanımızda kimya yüksek mühendisi Alpay İnal var. Evet Alpay Bey, şu an burada yine aynı şekilde devam ediyor ölçümler, testler yapılmaya. Tam olarak ne yapıyorsunuz? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Gölcük Tersanesi Laboratuvarlar Şube, Genel Kimya Laboratuvarı, Fizik Meteoroloji Laboratuvarı ve Yağ Yakıt Laboratuvarı olmak üzere 3 alanda faaliyet göstermektedir. Genel Kimya Laboratuvarımızda Gölcük Garnizonu'nda bulunan Deniz Kuvvetleri bağlısı birliklerin depolarında, şebekelerinde ve havuzlarında bulunan suların periyodik analizlerini yapmaktayız. Fizik laboratuvarında ise darbe mukavemet testleri ve metal çekme kopma testleri yapmaktayız. İçinde bulunduğumuz yağ yakıt laboratuvarında ise Deniz Kuvvetleri bağlısı yüzey birliklerin yağ ve yakıt analizlerini yapmaktayız. Yağ yakıt analizleri hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz? Burası DEAP laboratuvarı, yani Deniz Kuvvetleri Yağınız Programı kapsamında oluşturan bir laboratuvar. DEAP ile yağın şimdiki durumu ve ne kadar daha kullanılabileceği anlaşılmakta. Ayrıca makine ve sistemler takip edilerek ileride oluşabilecek arızaların erken teşhisi ile işçilik, bakım odaların ve yedek parça konusunda tasarruf sağlanmaktadır. Analizler sonucunda elde edilen verilerle belli şartlarda yağın kullanım ömrü uzatılarak hem yağ tasarrufu sağlanmakta hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanmaktadır. Şimdi de başka bir laboratuvardayız. Burası kalibrasyon laboratuvarı. Yanımda da kıdemli başçavuş Engin Aktokluk var. Evet astsubayım, öncelikle kalibrasyon nedir? Çok kısa anlatır mısınız ve ardından da buradaki faaliyetlerinizi bize anlatır mısınız? Tabii ki. Kalibrasyon doğruluğu bilinen bir standart veya ölçüm sistemini kullanarak diğer bir standart, ölçü ve test aleti sisteminin doğruluğunun ölçülmesi, sapmaların belirlenmesi ve raporlanmasıdır. Peki burada neler yapıyorsunuz bu laboratuvarda? Faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Elektronik kalibrasyon laboratuvarımızda 130 kalibre, kalite güvence ve tecrübe müdürlüğü bünyesinde bulunan sabit ve seyyar kalibrasyonlarına toplam 36 bin adet cihaz kalibre edilmektedir. Bunun 12 bin adedi elektronik, geriye kalan 24 bin adedi de mekaniktir. Mekanik kalibrasyon her türlü uzunluk, basınç, sıcaklık, kuvvet, analitik elektronik balans, kütle, devir ve tork aletlerinin mekanik kalibrasyonu yapma imkanımıza sahiptir. Ayrıca kalibrasyonumuzda patlayıcı gaz sensörlerinde otomatik olarak bilgisayar destekli kalibrasyonu yapılmaktadır. Mekanik kalibrasyon laboratuvarı personeli denizaltılarda 8 adet bulunan ve 2 yılda bir teste tabi tutulan hidrojen eliminatörlerinde kalibrasyonu yapmaktadır. Mekanik kalibrasyonumuz boyutsal, terazi, sıcaklık olarak üçe ayrılmaktadır. Boyutsal
laboratuvarımızda milyonda 1 milimetre hassasiyetiyle 48 inçe kadar boyutsal ölçümler yapılabilmektedir. Terazi, kütle ve terazi bölümünde kullanılan kalibratörler sayesinde yüzer ve kara birliklerinin yüksek hassasiyetli kütle setlerinin kalibrasyonu yapılmaktadır. Ayrıca bizim seyyar kalibrasyon aracımız vardır. Haziran 2001 tarihinden itibaren kalibrasyon laboratuvarı envanterinde kayıtlı olan aracımızla birlikte yapılan yıllık planlar doğrultusunda bize bağlı birliklere, dış birliklere kalibrasyon hizmeti verilmektedir. Ülkemizde denizaltıcılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Denizaltı Batarya Fabrikası'nı tanıyacağız. Yanımızda kalite kontrol kısım amiri Binbaşı Bülent Çift var. Binbaşım, içeride neler yapılıyor, sizin fabrikanızda neler yapılıyor? Bize biraz bahseder misiniz Denizaltı Batarya Fabrikası'nı? Öncelikle fabrikamıza hoş geldiniz diyorum. Denizaltı Batarya Fabrikası Müdürlüğü, Kocaeli ilinin Başiskele ilçesine bağlı Seymen bölgesinde 65 dönüm arazi üzerine konuşlanmış ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na bağlı bir fabrikadır. Fabrikamız 1982 yılında Wilhelm Hagen patentiyle kurulmuş olup bu tarihten itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Denizaltı Batarya Fabrikası Müdürlüğü denizaltılar için akü üretebilen Türkiye'nin tek, Orta Doğu ve Balkanların ise iki fabrikasından biri konumundadır. Fabrikamızda subay, assubay, devlet memuru, uzman çavuş, İşçi ve er olmak üzere toplam 130 personel görev yapmaktadır. Şu an denizaltılar için üretilen örnek bir pilin önündeyiz. Denizaltı bataryaları da bu pillerden oluşuyor. Evet Binbaşım, bize üretmiş olduğunuz pili ve bu pilin denizaltılar için öneminden bahseder misiniz? Elbette, denizaltıların en büyük silahı gizliliktir. Bu sebeple gemilerin dalmış durumdayken gürültü seviyesi minimum, seyir süresi ve hızı ise yüksek olmalıdır. Bu sebeple yüksek bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Peki denizin altında bu enerji kaynağını nereden bulacak gemi? Elbette ki elektrik enerjisinden. Bu elektrik enerjisini de sağlayabilen yegane güç kaynağı akülerdir ve akülerden meydana gelen batarya sistemleridir. Ürettiğimiz akü bataryaları kurşun asitli geleneksel batarya olup dünya üzerinde nükleer denizaltılar dışındaki tüm denizaltılarda kurşun asitli bataryalar kullanılmaktadır. Bir set batarya olarak adlandırdığımız batarya sisteminden denizaltılarda 480 adet bulunmaktadır. IK-14 olarak adlandırdığımız bu pil alışılagelmiş pil boyutlarından oldukça farklıdır. 1 metre 33 santim yüksekliğine sahip, 500 kilogram ağırlığındadır. Bir gemide 480 adet olduğunu düşünürsek bu pillerden toplam ağırlığı 240 tonu bulmaktadır. 1000 ton ile 1400 tonluk denizaltıları düşündüğümüz zaman bu pillerin ağırlığının denizaltıların 1/4 ile 1/5 oluşturduğunu görmekteyiz. Bu muazzam güce sahip bataryalar gemi dalmış durumdayken 1400 tonluk bir gemiyi yüksek hızla hareket ettirebilmektedirler. Şu an Denizaltı Batarya Fabrikası'nın imalat bölümünde bulunuyoruz. Yani denizaltı bataryaları buradaki süreçlerden geçtikten sonra imal ediliyor.
Binbaşım bize anlatacak buradaki süreçleri. Evet komutanım, burada hangi süreçlerden geçiyor? Denizaltı bataryaları üretmek için neler yapılıyor? Burada da birçok işçi çalışıyor. Bize kısaca bahseder misiniz? Evet, fabrikamızda öncelikle aküyü meydana getiren ana elemanlar olan pozitif plaka, negatif plaka ve kutup başıların imalatı gerçekleştirilmektedir. Bu imalatı gerçekleştirmek için ise öncelikle döküm potaları, pozitif grid döküm makinesi, negatif plaka makinesi kullanılmaktadır. Daha sonra üretilen plakalar ve kutup başı bir araya getirilerek önce lastik torba, daha sonra pil kabı içerisine konarak kapak montajı yapılmakta ve şarja hazır hale getirilmektedir. Daha sonra ise içerisine asit konarak şarj rektifayerlerinde şarj işlemine tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Fabrikamız ilk kurulduğunda %100 olarak yurt dışından temin edilen bu malzemeler ve ham maddeler 1998-2006 yılları arasında yapılan yerlileştirme çalışmaları sayesinde bugün %93 oranında yerli piyasadan temin edilebilmektedir. Komutanım, bataryalar burada üretiliyor. Üretildikten sonra denizaltına yine siz monte ediyorsunuz bunları. Evet, burada üretilen bataryalar bizim personelimiz tarafından denizaltıya monte edilmektedir. Ve denizaltılar tarafından 5 yıl süreyle kullanılmaktadır. Yani bataryaların kullanım ömrü 5 yıl mı? Evet, 5 yıl. Peki komutanım, burada birçok farklı makineler de var. Yine birçok işçi çalışıyor bu makinelerin başında. Tabii teknoloji gelişti artık, ancak öncesinde nasıldı yani? Bu süreçte artık daha teknolojik makineler kullanılıyor. Biraz bize makine sisteminden de bahsedebilir misiniz? Evet, fabrikamız ilk kurulduğu 1982 yılına göre teknolojik açıdan oldukça büyük aşama kaydetmiştir. İlk kurulduğundan bu yana 30 yıl zarfında imalat kapasitesi 2 kat artmıştır. Burada kullandığımız makinelerin teknolojisinin gelişmesinin yanında buradaki akücü personelin, elektrikçi ve kaynakçı personelin el becerilerinin ve kendisini geliştirmesinin de katkısı büyüktür. İşte böyle onarılıyor ve oluşuyor Şanlı Türk Ordusu'nun şanlı donanması. Onlar Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Piri Reis'in torunları. Onlar dünyanın en iyi ordularından bir tanesi olan Türk Ordusu'nun denizlerdeki gözü kulağı. İki gün boyunca Gölcük Tersane Komutanlığı'nı gezdik. Burada fabrikaları, yapılan işleri, projeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Gölcük Tersanesi'nin Türk ordusuna, Türk donanmasına katkılarını dilimiz döndüğünce sizlere yansıtmaya çalıştık. Evet komutanım, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Öncelikle tersanemizi sizlere ve Yüce Türk Halkı'na tanıttığınız için ben teşekkürlerimi sunarım. Bu tersanedeki güzel işleri başarmanın sırrı nedir? Bundan da bize bahseder misiniz biraz? Bunu başarmanın tek sırrı insan. Bizim temel felsefemiz başkasından üstün olmak değil, dünkü halimizden üstün olmamızdır. Hep buna çalışıyoruz. Çok değerli çalışanlarım var, çok kıymetli insanlarım var. Türk
Türkiye'de askeri tersaneler dışında hiçbir endüstri, onların için hiçbir tersane, onların için personel tutmaz. Bizim temelde burada %80 işimiz gemileri onarmak, %20 işimiz gemi yapmaktır. Dolayısıyla buradaki 4000'e yakın personelin de bunların bilgi birikimleriyle, bunların çabalarıyla, dolayısıyla her şey insan üzerine dönmekte. Ve en değer verdiğimiz şey insan. Hani Özdemir Asaf'ın bir sözü vardır. Sandalın bir gücü var, bir kişi fazlaysa olmaz, toplumun bir gücü var, bir kişi eksikse olmaz. Benim tüm buradaki çalışmalarının, başarının temeli çalışan özverili personelidir. Ayırt etmeden subay, assubay, işçi, devlet memuru, herkes. Buraya bilerek gelip, bilerek gitmek gibi bir amacımız var. Peki 1987 yılından beri siz burada görev yapıyorsunuz. Burası artık sizin biraz da yuvanız gibi olmuş. Aynı zamanda Türk ordusuna da çok fazla katkılarınız var. Yani bu biraz da milli değerler bakımından bakacak olursak bu gerçekten sizin için de çok gurur verici bir şey değil mi? Kesinlikle Gölcük Tersanesi'nin bir parçası olmaktan, özellikle de komutan olmaktan her zaman gurur duyuyorum. Üst temin olarak buraya geldiğim zaman hedefin ne dedikleri dendiğinde tersane komutanı olacağım demiştim. Tanrı'ya şükür tersane komutanı oldum. Onu üstlerimin layık gördüğü şekilde yapmaya, becermeye çalışıyorum. Tanrı utandırmasın.